Selamlar arkadaşlar. Zehra Güney ben. Alemler ötemiz sonsuz olsun. Refik Korkmaz eğitimleri, yani Refik Korkmaz bilinçaltı sembol dil uzmanıyım. Her üç modülünde yaklaşık 3 yıldır uygulayıcısı ve eğitmeniyim. Bu alanda özel danışmanlıklar ve eğitimler veriyorum arkadaşlar. Çok da başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Sizler de bu öğretiyi edinmek isterseniz, bu eğitimi benden almak isterseniz Zehra Güney Akademi'yi Instagram'dan takip ederek bana DM'den yazabilir ya da 0532 164 61 13 nolu telefonumdan bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar, Refik Korkmaz eğitimlerinin 3. modülünde ne var derseniz. 3. modülde bir kere bu öğretinin temelini oluşturan mitolojik bilgiler var. Biliyorsunuz Refik Korkmaz uzun yıllar mitolojiyi ve diğer edebiyat yazımlarını inceleyerek farklı coğrafyalarda yazılmış edebiyatlarda da bazı sembollerin bulunduğunu ve bunun insanlar, hayvanlar, bitkiler, cansız varlıklar ve hatta ruhlarımız tarafından konuşulan ortak bir lisan olduğunu keşfeder. Ve biz ne yapıyoruz? Bu sembol diliyle çalışmalar yapıyoruz, uygulamalar yapıyoruz. Çok minik uygulamalar arkadaşlar ama mucizevi sonuçlar elde ettiğimiz uygulamalar bunlar. Sizler de bu öğretiyi her yaşta insan ve her eğitim düzeyinde insan alabilir ve uygulayabilirsiniz. Arkadaşlar, 3. modülde artık bakış açınızı değiştirebileceğiniz, 1. ve 2. modülde öğrendiğiniz tüm yöntemleri ruhlarınıza öğreteceğiniz bir ruhsal enerji frekansına geçiyorsunuz. Ruhlarınızın enerji frekansını nasıl yükseltebilirsiniz? Onları orada nasıl tutabilirsiniz? Onlar da sizin bilinçli düzeyde yaptığınız bütün uygulamaları nasıl yapabilirler? Bunları öğreneceksiniz. Ayrıca zaman kavramını öğreneceksiniz. İçinde yaşadığınız beşeri alemde madde kavramı nedir? Zaman kavramı nedir? Peki farklı boyutlarda bu nasıldır? Kaderimizin yazılı olduğu defter, lehvi mahfuz nerededir, hangi boyuttadır ve bizler kanal olarak o boyutlara ulaşıp o bilgileri edinebiliyor muyuz? Peki zamanı ortadan kaldırdığımızda neler oluyor? Penelope'nin eşi Odysseus'u beklerken işlediği kumaş ne anlama geliyor? Günün 24 saatten oluşu mu ne anlama geliyor? İlk 12 saatte neler olabiliyor? İkinci 12 saatte neler oluyor arkadaşlar? Peki Gılgamış Destanı'ndaki şifa otu nerededir? Kim yemiştir? Bize bir faydası olmuş mudur? Tüm bunlar 3. modülde gizli.